Şimdi gece saat 4.30 gibi dışarı çıktım. Merkez istasyona gideceğim. Buradan trenle havaalanı. 7'de uçak kalkıyor. 9'da Polonya'dayım. Ondan sonra da akşam 10'da uçak Japonya'ya. Akşam gece 1 gibi uyudum. Şimdi 4 gibi kalktım. Üşüye üşüye. Bomboş bir Amsterdam'da. Şöyle gidiyorum. Zaten uykuyu da alamadı. Vücut sıcaklık istiyor battaniyenin altında. O yüzden ekstra bir zayıf. İşte yürüyoruz. Ama artık ben de uyanmaya başladım. Soğuk iyi geldi uyanmak için. Şimdi hazır Polonya'da, Varşova'dayım. Bir de 14-15 saatlik bir bekleme süresi var bir sonraki uçuş için. Acaba çıkıp şehri mi geçsem diyorum. 3 saatlik uykum var. Ondan önceki gün de çok az uyudum diyebilirim. Buradan da Japonya'ya gidiş. Ama hadi atayım kendimi içeri. Benim de planlamadığım bir Polonya Varşova vlogu olacak. Şu an saat 11, şehrin içerisine de gelebildim. Ama hani bir gün var, havaalanında yatıp geçirmektense şehre ineyim dedim. Öyle turlayacağım, bakalım neler varmış, Varşova'da neler yapılıyormuş. Şimdi yakınlarda bir yerde duvar varmış, getto duvarı. Eski Varşova gettosunu, yani şehirden ayıran duvar. O Piyanist diye bir film vardı galiba, o da Polonyalıydı. O gettolarda yaşayanlar diye, işte o eski duvar parçası var, onu bulmaya çalışıyorum şu an. O da yakınmış, ondan başlayayım dedim şehre. Benim birkaç Polonyalı arkadaşım var, kurvalar. İşte onlara da sordum ne yapayım, ne edeyim diye. Onlar da birkaç restoran bir şeyler önerdi, onlara giderim. Bu da o eski gettodan kalma duvarmış. İşte insanlar gelip çiçeklerini falan bırakıyorlar. Avrupa'nın biraz karanlık dönemlerini hatırlıyorlar. İşte o getto kısmı da buradan başlıyormuş. Gerçekten tam bir insanlık dramı yaşanmış. 100 bin kişiye yakın insan bu gettoda yaşayan açlıktan ölmüş. Yani sırf 100 bini öyle ölmüş. Şimdi oturdum ben de yapılacak şeylere bakıyordum. Hazır Chopin'in memleketindeyim. Bir konsere gideyim dedim. Piyano konseri. Biraz kültürlenelim sanat manat işte. Chopin de zaten o 18. 19. yüzyıl akımına ayak uydurmuş biri. O eski romantiklerden kim kaldı? Ama zaten Nocturne ya da benzer güzel şarkıları da var. Hani güzel olur adamın memleketinde dinlemek. Bu bina da Kültür ve Bilim Palası, hani sarayı gibi geçiyor. Sovyet zamanında yapılmış, hani Sovyetler işgal edince Polonya'yı, hani size hediyemiz olsun diye Sovyetler yapıyor binayı. Bayağı propaganda olarak da kullanılıyor. Hani, hani biz geldik, bakın sizin ülkenize, şehrinize yatırım yapıyoruz. Hani onun reklam kokan hareketleri diyebiliriz. Ama böyle bir bina günümüze gelmiş. Burası da Sakson Parkı diye geçiyor ve dünyanın en eski parklarından da biriymiş. Şöyle, bayağı geniş bir park. Burası da eski şehir. Yani Polonya'nın, Varşova'nın eski merkezi. O duvarları falan da duruyor gördüğünüz gibi. İşte bu turistik aktiviteler. Şuradan da çok güzel manzara var. Biraz oraya geçip çekeyim. Ama çok güzel bir şehir. Yaşaması nasıl olur bilmiyorum. Çünkü arkadaşlarımdan çok değişik yorumlar almıştım. Birazcık entegrasyon zor olabiliyor yabancılar için, Polonyalı olmayanlar için falan diyorlardı. Ama neredeyse bütün ülkeler için geçerli.
yorumlarda yaşayan biri varsa da yazabilir Polonya hakkında nasıl diye. Ki insanlar hani vlog da izleyip belki bilgi sahibi de olabilirler o konuda da. Burası da şehrin eski merkezi. Şu an pazar havanı, biralar falan öyle şeyler için kullanılıyor. Hani değişik müzeler, işte dükkanlar falan da var. Hani insanlar, öğrenciler böyle geliyor, geziyorlar. Hava da güzel bugün, şansa. Bir de bu şehir tamamen yerli bir oluyor o Nazi zamanlarında. Ve şehri 7-8 yılda neredeyse sıfırdan inşaat ediyorlar tekrardan. O yüzden hani binalar da böyle kültürel gözüküyor. Ama o kadar da eski değil ama yeni de değil. Hani planlaması falan daha iyi yapılabilmiş o sayede. O yüzden böyle şirin şirin gözüküyor. Ama güzel, tatlı şehir. Ben sevdim. Tam böyle hani biriyle gelinip hani hafif romantik de bir şehir. Bayağı tatlı açmış çiçeklerde. Şimdi benim de taşıdığım çanta biraz ağır olduğu için aslında oturup dinlensem iyi olur. Çünkü en az bir 15 kilosu var. Şehrin en güzel noktalarından birini buldum. Şimdi kaleye yaslandım. Şöyle aslında mesafe de var. Oturdum buraya. Şöyle tam kenarın ortasında. Hemen o yanımda böyle bir yere bakıyor. Bu duvarın devamı. Bu da benim oturduğum yer. Oh, keyif. Yalnız konserde zaman nasıl geçti anlamadım. Bir de biraz daha fazla çekmek isterdim de abi millet grand tuvaletle falan gelmiş. Hani ortam çok elverişli değildi. O yüzden bence bu kadar oldu. Ama güzeldi hani tavsiye ederim kesinlikle. Şimdi sokaklardan birinde sıcak şarap buldum. Kiraz şarabı. Onu da içip tekrardan havaalanına döneceğim. 13 saatlik uçuşum var. Ama benim için güzel oldu hani oturmaktansa, yorgun olsam da ve çantam ağır olsa da hani havaalanında bir şey yapmamaktansa hani en azından şehre inip böyle değişik bir gün oldu. O piyano bayağı iyiydi. Yani umarım siz de zevk almışsınızdır videodan. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Daha işte Japonya vlogları var. Bakalım ne olacak.